Bir atomdaki elektronları saymak için hem yükseltgenme basamağı hem de formal yük kullanılabilir. İki yönteminde oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle formal yükü tanımlamakla başlayalım. Formal yük. Bağları oluşturan atomlar arasında bağ yapan elektronlar eşit olarak paylaştırıldığında atomun sahip olacağı varsayılan yük olarak tanımlanabilir. Şimdi şu sol köşedeki elektron nokta yapısı diğer adıyla Lewis yapısıyla çizilmiş moleküle metanole bir bakalım. Ve de karbona ait olan formal yükü bulalım. Öncelikle bağ yapan elektronları ya da karbonun etrafındaki bağlarda bulunan elektronları düşünmeliyiz. Her bağda iki elektron bulunduğunu biliyoruz. Öyleyse karbonla oksijen arasındaki bağ iki tane elektrondan oluşuyor. Evet, bu elektronları çizebiliriz. Aynı şeyi hidrojen ve karbon için de geçerli, değil mi? Her bağ iki elektrondan oluşuyor. Yani her bağ için iki tane bağ yapan elektron çizebilirim. Şimdi karbonun formal yükünü bulmak istersek, serbest haldeki bir karbonun değerlik elektron sayısını, diğer bir deyişle karbonun sahip olduğu değerlik elektron sayısını bilmemiz gerekiyor. Karbonun 4 tane değerlik elektronuna sahip olduğunu biliyoruz, değil mi? O zaman buraya 4 yazabilirim. Formal yükü bulmak için bu sayıdan bağ yapmış bir karbonun değerlik elektron sayısını çıkarmamız gerekiyor. Örneğin buradaki COH4 yani metanolün içindeki karbonun değerlik elektron sayısını. İlk başta formal yük için yaptığımız tanımı hatırlarsak, burada bağ yapan elektronların eşit şekilde paylaşıldığını düşünmemiz gerekiyor. Doğal olarak burada kovalent bir bağdan söz ediyoruz. Eğer elimizde iki elektron ve bir bağ varsa, bu elektronlar eşit şekilde paylaşılıyorsa, biz de onları ayırabiliriz. Buradaki bir elektronu oksijene, bir elektronu karbona verebiliriz. Aynı şeyi karbon ve hidrojen arasındaki bağ için de yapabiliriz. Elimizde iki tane elektron var. Biz de bu elektronları eşit şekilde dağıtıp, Birini karbona, birini hidrojene verebiliriz. Aynı şeyi buradaki bütün bağlar içinde yapabiliriz. Elektronları eşit şekilde dağıtabiliriz. Şimdi karbonun etrafında kaç tane değerlik elektronu olduğuna bakalım. Hatta bunu başka bir renk kullanarak göstererek yapalım. 1, 2, 3 ve 4. Evet, metanolün içindeki karbonun değerlik elektron sayısı 4. 4-4 eşittir 0. Karbonun formal yükü 0. Bulduğumuz bu değeri buraya da yazmak istiyorum. Bu molekülün içinde karbonun formal yükü 0. Artık formal yükü hesaplamayı öğrendiğimize göre, yükseltgenme basamağına hesaplamaya geçebiliriz. Yükseltgenme basamağını bağ yapan elektronların, bağı oluşturan atomlardan daha elektronegatif olan atom atandığında, atomun sahip olacağı varsayılan yük olarak tanımlayabiliriz. Şimdi metanolün hemen sağındaki elektron nokta yapısı yani Lewis yapısıyla çizilmiş moleküle bakalım. Ve karbonun yükseltgenme basamağını bulalım. Öncelikle bağ yapan elektronları düşünmemiz gerekiyor. O zaman onları tekrar çizelim. Ne dersiniz? Her bağın iki elektrondan oluştuğunu biliyoruz. O zaman her bağ için iki tane elektron çiziyorum. Şimdi karbonun yükseltgenme basamağını bulmaya çalışalım. Öncelikle serbest haldeki bir karbonun değerlik elektron sayısını bilmemiz gerekiyor. Bir önceki örnekte olduğu gibi karbonun 4 tane değerlik elektronuna sahip olması gerektiğini biliyoruz. O yüzden buraya 4 yazıyoruz. Bu sayıdan da bağ yapmış karbondaki değerlik elektron sayısını çıkarmamız gerekiyor. Yani önümüzde bulunan çizimdeki karbonun değerlik elektron sayısını. Şimdi bir öncekinden farklı olarak iyonik bir bağ düşünmemiz gerekiyor. Kovalent bağ, iyonik bağ varsayarak bağ yapan elektronları daha elektronegatif olan atoma vermemiz gerekiyor. Aslında burada elektronlar paylaşılmıyor. Kazanan hepsini alıyor. Dolayısıyla daha elektronegatif olan atom bütün elektronları alıyor. Bu durumda oksijen ve karbonun elektronegatifliklerini karşılaştırmamız gerekiyor. Oksijenin karbondan daha elektronegatif olduğunu tekrar söylüyorum. O zaman oksijen bu bağdaki bütün elektronları, bu iki elektronu da alıyor. Bir de karbon ve hidrojenin elektronegatifliklerini karşılaştıralım. Bildiğiniz gibi karbon hidrojenden biraz daha elektronegatif. Bu iki elektrona bakacak olursak, karbon hidrojenden daha elektronegatif olduğu için karbon ikisini birden alacak. Aynı şey diğer karbon hidrojen bağları için de geçerli. Karbon hidrojenden daha elektronegatif. Yani bu iki elektronu alıyor. Aynı şekilde karbon hidrojenden daha elektronegatif. Yani bu iki elektronu da alıyor. Sonuç olarak karbonun kaç elektronu oldu? Şimdi bu elektronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. O halde karbonun çevresinde 6 tane elektron oldu. 4 eksi 6 eşittir eksi 2. O halde bu örnekte karbonun yükseltgenme basamağı eksi 2. Yükseltgenme basamağını hesaplarken artık elektron paylaşımı yoktu değil mi? Bu durumda daha elektronegatif olan atomu düşünüyoruz. Ve bağdaki bütün elektronları o atoma veriyoruz. Aslında formal yükte yükseltgenme basamağı da bir atomdaki elektronları saymak için farklı yöntemler değil mi? İkisi de kusursuz yöntemler değil. Gerçekten iki yöntem de kusursuz sayılmaz, değil mi? Birinde elektronların eşit şekilde paylaşıldığını düşünüyoruz, birinde ise bir atomun bütün elektronları aldığını varsayıyoruz. Dolayısıyla iki kavram da aslında gerçek hayata tam olarak uymuyor. Ancak elektron nokta yapılarını çizerken ya da kimyasal reaksiyonları düşünürken iki yöntem de işimize yarıyor.